Rusya'nın işgali sadece Ukrayna ile sınırlı tutmak niyetinde olmadığına ilişkin tahminler gerçekleşiyor. Moskova, Moldova'yı da işgal planına dahil etme yönünde girişimlerini sürdürüyor. 22 Nisan'da Rusya Merkez Askeri Dairesi Komutan Vekili, General Rüstem Minnekayev, Ukrayna'nın güneyini kontrol altına alarak Transdniestr'e yol açmayı planladıklarını söyledi. Transdniestr sorunu nedir? Moldova ve Ukrayna sınırları arasında yer alan ve uluslararası toplum tarafından Moldova'nın parçası olarak kabul edilen Transdniestr'ın bağımsızlığını Rusya dahil hiçbir ülke tanımıyor. Yaklaşık 500 bin nüfusu olan bu bölgedeki insanların çoğu çifte pasaport taşıyor. Yarım milyon nüfusun yaklaşık 200 bin kadarında Rusya pasaportu bulunuyor. Moldova ve Rusya arası bir kültüre sahip bölgeye, Rusya Federasyonu her yıl 1 milyar dolar gönderiyor. Halkın çoğunluğu Rusya'ya bağlanmak ve uluslararası olarak ülkelerinin tanınmasını istiyor ancak ülkenin Rusya ile karasal sınır bağlantısı yok. Fakat Rusya'nın barış koruma misyonu çerçevesinde Dniester Nehri ile Ukrayna sınırı arasında sıkışmış bölgede 1500 civarında askeri bulunuyor. Aslında bölgenin kendi başına Rusya için büyük bir stratejik önemi bulunmuyor. Fakat Rusya çok uzun süredir Doğu Avrupa'da kendi etkinliğini gösterebileceği adımlar atma çabasında. Uzmanlara göre bu kapsamda uzun süredir desteklediği Transdniestr ile Rusya arasında karasal bir bağlantı kurmak hem bu politikasının başarılı olduğu iddiasını sürdürmek hem de Ukrayna'da planlanan çok daha uzun süren kendi tanımlaması ile özel askeri operasyonun imajı açısından önemli. Temmuz 1992'de Transdniestr'ın Bender ve Dubozar bölgelerine Rus Barış Gücü adı altında Rus ordusu girdi. Transdniestr, Rusya tarafından fiilen işgal edildi. Rusya ile Moldova arasındaki anlaşmalarla bölgeye Moldova'nın barış gücü ve Ukrayna askeri gözlemcileri de girdi, ancak bu, Transdniestr'deki Rusya işgali gerçeğini değiştiremedi. Gerek anlaşmalara, gerek Moldova'nın ve uluslararası toplumun taleplerine rağmen, Rusya Transdniestr'deki barış gücünü geri çekmedi. Tam tersi, Moldova'nın tüm itirazlarına ve dünyadan gelen cılız tepkileri aldırmadan 30 yıl içerisinde Transdniestr'de askeri varlığını sistematik olarak güçlendirdi. Rusya, işgal ettiği bölgede hem de arabulucu olunca, ayrılıkçı bölgeyi Moldova ile eşit taraf olarak kabul ettirmeyi başardı. Fiili işgalle birlikte Rusya, 1222 kilometrelik Moldova-Ukrayna sınırının üçte birinin 452 kilometresinin kontrolünü ele geçirmiş oldu. Moskova bunu sadece Moldova'ya değil, hem de Ukrayna'ya baskı unsuru olarak kullandı. Transdniestr, Rusya'dan aldığı doğalgaza para ödemezken Moldova bütçesine vergi ödemeyi de reddetti. Ukrayna, özellikle Kırım'ın işgalinin ve Donbas'taki savaşın başlamasının ardından Rusya'nın gri bölgeye dönüştürdüğü Transdniestr'i kendisi için tehdit olarak görüyor. Ukrayna'nın askeri doktrinine göre, Transdniestr'de bulunan Rusya askeri gücü Ukrayna'nın güney bölgelerinin istikrarı için bir tehdittir. Öte yandan, Transdniestr'de Rusya'nın kendi askeri gücü dışında istihbarat ve sabotaj faaliyetleri için kullandığı ayrılıkçılardan oluşan silahlı güçleri bulunuyor. Rusya, bu güçleri özellikle Ukrayna'da istihbarat faaliyetleri için kullanıyor. Ukrayna sınırında bulunan Kobasna'daki Doğu Avrupa'nın en büyük askeri mühimmat deposu da Transdniestr'den gelecek tehditlerden biri olarak görülüyor. Son günlerde Transdniestr'de yaşanan gelişmelere bakılırsa, Rusya, Ukrayna'daki özel operasyon, başarısızlığından kaçınmak için dikkati farklı noktalara çekmeye çalışıyor. Moskova, Transdniestr kozunu kullanarak hem Ukrayna'yı tehdit ediyor, hem de Moldova'yı ve bölgedeki ayrılıkçı yönetimi uyarıyor.